Herkese merhaba sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün enteresan bir konuyla karşınızdayım. Enteresan diyorum çünkü aynı zamanda hayatın özüne ineceğimiz bir konu. Gerçekten özgür müsünüz? Bu sorunun cevabı aslında ilişkilerde başınıza gelecek her şeyin cevabıdır. Hepsini belirliyor. Gerçekten özgür müsünüz? Bir tercihte bulunurken, İşte birlikte olacağınız insanı seçerken, flört ederken, bir mesaj atarken, sosyal medyada takılırken gerçekten özgür müsünüz? Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Her şeyin cevabı burada. Başıma gelen olayı anlatayım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. 2008 senesi İtalya'da yaşıyorum. Torino'dayım o zaman. Bir kozmetik şirketinde çalışıyorum. Ve çok yakın bir arkadaşım var. Eduardo. Çok fırlama bir adam. Napolili, İtalya'nın böyle en sağlam yerlerinden Napolili Eduardo bir gün bana dedi ki, gerçekten özgür olduğunu düşünüyor musun hayatta dedi. Gerçekten özgür olduğunu düşünüyor musun? Dedim özgür yaşıyoruz işte. Takılıyoruz. O zaman 2008 senesinde ben 26 yaşındayım. Takılıyoruz abi, geziyoruz. Daha ne yapalım? Başka bir ülkedeyim. Keyfime bakıyorum efendim. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Özgürüm yani. Daha nasıl bir özgürlük olabilir ki? Yani şükretmek lazım. Hayır dedi, tam olarak anlamıyorsun. Gerçekten özgür olduğunu hissetmen lazım bu hayatta. Gerçekten. Akşam bir mekana gittik, böyle gece kulübü gibi Torino'da önde gelen bir mekan. Old Fashion Club, ismi de böyleydi. Old Fashion Club, açık hava diskosu. İşte yaklaşık 1500-2000 kişi alıyor. O zamanki çok moda müzik, Daft Punk falan çalıyorlar böyle. Placebo falan çalıyorlar. Dans müzikleri, herkes kendini kaybetmiş. Dehşet bir Haziran gecesi. Hani yaz gelir ya böyle ve yazın ayak seslerini duyarsın. Böyle için kıpır kıpır olmaya başlar. Çünkü yaz mevsimi insana bir umut verir, müthiş bir sıcaklık verir. Dolayısıyla böyle bir hani tam şu an yaşadığımız dönemlere benzer bir mevsimsel durum var. Dedi ki hadi gece gidiyoruz, gittik. 8-10 arkadaş gittik, böyle kalabalık 2-3 araba. Dedi ki gerçekten özgürsen ve kimsenin ne dediği umurunda değilse git şu kızla konuş. Oradan gösterdi böyle. Gerçekten hoş bir hatun. Git dedi o kızla muhabbet et, görelim bakalım ne kadar özgür olduğunu. Takılıp kaldım. Kızın etrafında arkadaşları var. Yani böyle bir kız grubu. Biz birkaç kişiyiz. Bir 8-10 kişiyiz. Şimdi reddedilsem 1000 kişi benimle dalga geçecek. Ertesi gün şirkette anlatacaklar. Bu gitti işte, kız bunu tersledi. Reddetti. Bilmem ne. Bir anda şunu fark ettim. İnsanların ne dedikleri benim için çok önemli. Herkes için çok önemli. Herkes için. İlişkilerde belirleyici olan bu. Çok net söylüyorum size. Bakın başıma gelen olay. Kızın yanına gidip konuşamadım. Gidip konuşamadım. Dedim ki ya ne alakası var şimdi burada, böyle özgürlük mü olur? Nereye bağladın olayı falan? Hayır dedi, sen gerçekten özgürsen. Öncelikle kafanda başka hiç kimsenin söylediği hiçbir şeyin bir önemi olmaması lazım. Özgürlük buradan başlar ve burada biter. Başka kimsenin söylediği hiçbir şey önemli değil. Sen kendi hatalarını yaparsın, belki gidersin kızla konuşursun, kız seni tersler. Der ki ya git başımdan, seninle niye konuşacağım falan. Olabilir bunlar. İlle başarılı olacaksın diye bir şey yok. Ama bu şunu gösteriyor. Sen kesinlikle özgür değilsin ve özgür davranamıyorsun. Bununla yüzleş. Bu acı gerçekle yüzleşmen lazım. Evet, o akşam bununla yüzleşmiştim. Sonra yine aynı grup. Torino'dan bir akşam kalktık, hafta sonu, cuma akşamı. Dedik ki hadi Cenova'ya gidelim. İtalya'nın Fransa sınırında Cenova, ünlü bir yer zaten. Hani tarihteki Cenevizliler var ya, işte o Cenevizlilerin takıldığı mekan, babalar orada böyle. Cenova bu arada İtalya'da çok ünlü bir yer. Neden? Çünkü aşırı cimrilikleriyle tanınırlar. Yani derler ki Cenovalılar hiçbir şekilde para harcamaz. Böyle bir söylenti vardır yani. Gittik Cenova'ya, mükemmel bir şehir. Dağa çıktık, doğadayız. Eduardo bir kez daha bana sordu. Gerçekten özgür bir adam mısın? Dedim ya artık bu sorularından yavaş yavaş böyle yükselmeye başlıyorum sana karşı dedim. Bana dedi ki özgür olduğunu göster. Burada kendi yolunu bulabilir misin? Herkes yoluna dağılsın. 5-6 kişiyiz. Kimin özgür olduğunu göreceğiz. Kimseye sormadan, kimseye danışmadan kendi yolunu bulabilecek misin? Hayat gibi. Aynen öyle. Hayat gibi bir şey. Ormanda bir dağ aldık. Arkadaş akşamüstü oldu. Hafiften karanlık çökecek. Ya gerçekten ciddi bir orman koşulundan bahsediyorum. Karşına bozayı çıkar, sincap çıkar. Yani ne bileyim bir şeyler çıkar, tilki çıkar, sana hayatı öğretir, Allah korusun. Yani o yolu bulana kadar karşıma biri çıkıyor ormanda, ona soruyorum, buna soruyorum, yolumu bulmak için adam tarif ediyor falan. Baktım ki özgür değilim, aynı hayat gibi.
Birilerine bir şeyleri sormadan, birilerine bir şey danışmadan yapamıyoruz. Bu özgürlük değil. Herkes bize her an etkiliyor. Sürekli etrafımızda bir sürü uyaranlar var. Birilerinin sosyal medyada çok lüks yaşadığını görüp onlar gibi yaşamaya çalışıyoruz. Bu özgürlük değil. Birilerini çok mutlu görüyoruz sosyal medyada, aslında o kadar mutlu değiller. Sonra diyoruz ki biz niye yapamıyoruz? Kendimizi suçluyoruz. Bu özgürlük değil. Çünkü bütün bunlar bir illüzyon, yanılsama, hepsi yalan, dolan. Birilerine bakıyoruz işte çok zengin yaşıyor falan. Belki borçla, belki krediyle, neyse, lüks arabalara biniyor. Diyoruz ki ben de onun gibi olacağım. Bak, kendini başka birine benzetmeye çalıştığın anda özgür değilsin. Çünkü elindeki tek şeyi kaybediyorsun. Elindeki tek şey ne? Asla onunla arana kimse giremez. O nedir? Elindeki tek şey ruhun. O sana ait. Senin parmak izin senin ruhun. Senin parmak izin, hiç benzersiz olan, dünyada kimsenin sahip olamayacağı şey senin ruhun. Aynı senin parmak izin gibi. Sadece sana ait. Ve bunu unutuyoruz. İşte bu çağ, bu teknoloji dönemi, bu sosyal medya bize bunu unutturdu. Elimizde sadece ruhumuz var. Bakın, ilişkilerde o kadar çok seans yapıyorum ki, bu hafta yine seanslarım vardı. Ve şunu hep görüyorum. Hocam, üstümde evlilik baskısı var. Hocam, arkadaşlarım mutlu birer ilişki sahibi, ben değilim, canım sıkılıyor. Hep başkaları. Hep başkalarının fikirleri, hep kendini başkalarıyla kıyaslama hastalığı. Hocam, belli bir yaşa geldim. Ailem diyor ki ne oldu kızım, evde kaldın falan 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 falan, böyle devam ediyor bu film. Size bu kanalda videolar paylaşıyorum, taktikler, işte aşık etme, evliliğe götürme, işte soğuk duş etkisi, işte 30 gün kuralı, penguenler, işte bukalemunlar, flamingolar, bir sürü taktik paylaşıyorum. Ama özü kaçırmayalım, özünde sen özgür müsün? Özgür olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Bir ilişki bitti. Ayrılık süreci 6 ay geçti ve yeni biriyle tanıştın. Gerçekten de seni etkileyen birisi. Gerçekten de eğer bir şans verirsen aranızda mükemmel bir flört olacak. Gerçekten. Müthiş bir flört olacak yani. Anlıyorsun, uyumlusunuz. Ama sürekli aklında eski sevgilin var. Özgür değilsin. Adım atacak durumda değilsin. Çünkü hala aklında o var. Ve şu anda tanıştığın kişiyi onunla kıyaslıyorsun sürekli kafanda. Ama o böyle yapmazdı. Ama o bana böyle davranmazdı. Ama o beni farklı mekanlara götürürdü. Sürekli kıyaslıyorsun. İşte bu senin özgürlüğünü baltalıyor. İşte bu özgürlüğüne engel oluyor. Geçmiş. Geçmişindeki deneyimler, geçmişindeki yaşanmışlıklar. Özgür değilsin. Acı gerçek. Özgür değilsin. Yeni bir adım atacak cesaretin yok hayatta. Yeni bir adım atamıyorsun. Bugün artık yaz mevsimine geliyoruz. Bu yaz bir sürü insan doğru kişilerle karşılaşacak. Aslında birlikte çok mutlu olabileceği insanlarla karşılaşacak bir sürü insan. Peki bu insanlar, doğru kişiyle karşılaşanlar yeni bir adım atacak kadar özgürler mi? Değiller. Çünkü yalnız oldukları bir gece yine eski sevgiliye mesaj atacaklar. Öyle bir şey var değil mi? Bildiğim şeytan bilmediğim melekten iyidir. Böyle bir şey var. Çok acayip. Nasıl olsa biliyorum, tanıdığım insan. Böyle bir şey var. O zaman hayatta hiç kimse yeni bir adım atmasın. Eğer insanlar böyle düşünselerdi yeni kıtaları keşfedemezlerdi. Christoph Kolomb diye bir şey olmazdı. Christoph Kolomb derdi ki ya kardeşim Portekiz'deyiz takılıyoruz. Adam bunu derdi yani. Adam Portekizli. Portekiz'deyiz takılıyor. Balık yapıyoruz orada, mangal, cızbız. Şimdi ben ne böyle gemiye atlayayım da gideyim de keşfedeyim falan filan. Başıma iş çıkartma abi. Christoph Kolomb bunu derdi o zaman. Amerika diye bir şeyi keşfedemezdi. Ama başka biri çıkardı. Meraklı başka biri, hayatta yeni bir adım atacak başka biri çıkardı ve giderdi o kıtayı keşfederdi. Adım atacak cesaretiniz var mı? Bunu kendinize iyice bir sorun. Yani bu videoda bunu iyice düşünmenizi istiyorum. Başa sarın, bir daha izleyin. Hayatta en önemli konu bu. Bir şeyler yaşadın, bir deneyimlerin oldu, ilişkiler istediğin gibi gitmedi, şöyle oldu, böyle oldu, üst üste geldi, bir sürü yanlış deneyim yaşadın falan filan. Kendini suçluyorsun. Saçmalama. Saçmalama. Çünkü hata yapan bir sürü insan var. Neden kendini suçluyorsun? Deneyim edindiysen gerçekten şu an yeni adım atmanın tam zamanı. Yaz geliyor. Tam bir umut mevsimi, tam bir yeni adım atma mevsimi, tam bir doğru zaman. Hayattaki en doğru zaman, momentum. İşte şimdi. Yeni adım atacak durumda mısın? Yeni bir şeyler yapabilecek durumda mısın? Evet, yapmak istiyorum, gitmek istiyorum, gezelim ya. Yapalım, biriyle tanıştığım zaman bir şans vereyim, flört edelim. Tanımak istiyorum o insanı diyecek durumda mısın? Yoksa hala garanti atlara mı oynamak istiyorsun? Biz öyle deriz. Garanti atlar, eski deneyimler.
Böyle bir tabir vardır yani. Garanti nasıl olsa telefonuma cevap verir. Nasıl olsa ararım, görüşürüm falan. Hala orada mısın? Hala kafan orada mı? Hala oralarda vakit kaybetmek istiyor musun hayatla ilgili? Kendine bu haksızlığı yapacak mısın gerçekten? Bu bir haksızlık. Çünkü çok daha fazlasını yapabilirsin. Yeni bir şeyler keşfedebilirsin. Kendinle ilgili. Yaşadığımız her ilişki, her insani ilişki bize bir şeyleri anlatmak için karşımıza çıkan insanlar malzemesidir. İnsanlar bütünlemesidir. Her yeni ilişki, her temas, her tanışma, her olay bir şeyler anlatmaya çalışır. Biz alırız alamayız, o ayrı. Bazen mesajı alamayız. Ben şimdi bu insanla niye tanıştım anlamadım falan. Mesaj var orada. Sübliminal bir mesaj var. Çok güzel bir söz var yani, bayılıyorum. Allah'ın sopası yok. Sana mesajı verir ama oradan böyle sopayla vermiyor. Karşına çıkan insanlarla veriyor. Yaşadığın olaylarla veriyor. Başına gelen olaylarla veriyor. Sana mesajı veriyor her türlü. Alabiliyor musun? Biz o akşam Cenova'da, ormanda yolumuzu bulmaya çalışırken ben özgür olmadığımı bir kez daha anladım. Eduardo bana resmen bir tokat gibi bu dersi verdi. Özgür değilim, ona soruyorum, buna soruyorum. Tek başına riskleri alarak yeni bir yola çıkacak. Belki de ormanda kaybolacak cesaretin var mı? Çünkü ormanda kaybolmak zor bir şeydir. Gece böyle bütün sesler senin üstüne gelen şeytanlar gibi ve seni tedirgin eder yani. Oradan biri çıkacak, buradan bir şey, oradan bir kurt geliyor gibi gibi gibi. Zor bir şeydir ama hayat da öyle değil mi? Her an başına ne geleceği belli değil. Hayat da öyle değil mi? Yeni adım atacak cesareti olmayanlar için hayat zor değil mi? Hala eski sevgiliye kafayı takanlar için hayat zor değil mi? Ama hocam ben yani başka kimsenin beni mutlu edeceğini düşünmüyorum. Nereden biliyorsun? Adım attın mı? Hayatında seninle iletişimde olmak isteyen birine bir şans verdin mi? Bir flört ettin mi? Çıkıp da bir kahve içtiniz mi? Bir tanımak için ve özgürce, yani başkalarını düşünmeden, eski sevgilini düşünmeden, özgürlük bu. Özgürce onunla sohbet ettin mi? Onun gözlerinin içine bakarak gerçekten tanımaya çalıştın mı? Onu dinledin mi? Yoksa flört ederken, masada onunla konuşurken hala telefonundan acaba mesaj attı mı diye öbür adama mı bakıyorsun? Aklın burada değil yani. Aklın burada değilse kalbin burada olamaz. O zaman doğru ilişkiyi yaşayamazsın. Temizle. Geçmişe dair ne varsa temizle. Temizleyin arkadaşlar. Çünkü bunlar sizin için bir yük. Korkularınız, travmalarınız, ailemle travmam var. Tamam, psikolog desteği al, terapi al. Al bunu, temizle. Temizle bunu. Çünkü bunlar bir yük. Yeni adım atmanızı engelleyen yükler. Ve bu yüklerden kurtulmadan, bu özgürlük hissi olmadan bütün taktikler, bütün anlattıklarım hepsini bir kenara koyun. Öncelikle özgürleş, özgür hisset. Hocam ben aslında çok mutluyum hayatımdan ama annem her gün evlen, evlen, evlen kızım, evlen kızım diyor. Yani bırak artık, kendi hayatını yaşa. Kendi hayatını yaşa. Senin sana ait bir hayatın yok mu? Sen hayatı başkaları için mi yaşıyorsun? Evlenmek istiyorsan evlen. Senin kararın olsun. Başka insanları karıştırma artık. Başka insanları hayatına karıştırma. Sadece anne baba aile için konuşmuyorum. Arkadaşlarım beni sürekli dolduruşa getiriyor. Arkadaşlarını bırak artık. Onlar kendi hayatlarına baksınlar. Seni yargılıyorlar, seni suçluyorlar. Kimi zaman sana diyorlar ki kızım bak bu çocuk seni kullanıyor falan. Seni dolduruşa getiriyorlar. Bunu yapıyorlar. Belki de kendi hayatlarında başarısız hissedip bütün öfkeyi senden çıkartmaya çalışıyorlar. Olamaz mı zannediyorsun? En yakınındakiler bile sana kazık atmazlar mı zannediyorsun? Böyle bir çağda mıyız? Bir etrafına bir bak. Ne kadar insan gördüysem hepsi en yakınından kazık yemiştir. Uzaktaki bir insan sana kazık atamaz zaten. En yakınındaki. Zor bir sınav. Hayat zor bir sınav. Ama buradayız. Bununla yüzleşmemiz lazım. Ve ben size bu kanaldan bilgiler vermeye devam edeceğim. Bazı insanlar soracak. Hocam iki tane saatin var. Arkadaşlar bu Adile Sor Saati. Çünkü sürekli bana uyarı veriyor sorularla birlikte. Biliyorsunuz uygulamadan gelen soruları yanıtlıyorum Adile Sor uygulamasından. 2 milyonu geçti üye sayısı. Bazıları diyor hocam sorum cevaplanmadı. Çok yoğun çünkü. İnanılmaz yoğun ama hepsini tek tek analiz ediyorum. Yani bir de uzun uzun okuyorum. Zaman alıyor. Bu oradan gelen uyarılar. Bu da normal diğer YouTube ve diğer işlerimle ilgili uyarılar. Dolayısıyla iki tane uyaranla sürekli böyle sizler için çalışıyorum. Sizi sevdiğimi unutmayın. Görüşmek üzere.